Alfabe türüyle devam ediyoruz. Alfabetik sıraya göre yani o harfleri kullana kullana doğaçlamayı sürdürecek. İlk olarak mahşer geliyor galiba. Hangi harfle başlayalım arkadaşlar? Z. Z mi? Z harfi. Vay. Z harfiyle başlayalım. Z harfi yok onu. Tamam. Z harfiyle başlayalım sonra yeniden A'ya dönülecek. Uydurma bir şiir kitabı adı söyler misiniz? Ama hayali olmayan bir şiir kitabı adı. Seninki benden kara. Zeyle. Zeninki mi benden kara? Zeninki. 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 Seninki benden kara. Z. Z ile başlayan bir... Zeninki benden kara. Başka bir şey? Zehirli sarmaşık. Zehirli sarmaşık. Zehirli sarmaşık çıkış noktamız. Evet, hayali bir şiir kitabı. Z harfiyle başlıyoruz. Peki Özden mi başlasın yoksa Ayhan mı? Ayhan. Hepimiz Ayhan'ız. Ayhan. Ayhan başlıyormuş. Peki hep beraber sayıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Zehirli sarmaşık kitabınıza bayıldım hanımefendi. Sarmaşıkların hangisi zehirliydi? Ahmet. Vardı ya kısa boylu olan. Dur, pardon. Ters çeviriyor. Ahmet. Kısa boylu olan en zehirli sarmaşığın adı Ahmet. Bücür olanı. Cimcime olan. O ne cimcimedir o? Küçük boyuna kanmayın. Ben Ahmet'im ısırırım vallahi. Hatırlıyorsunuz o repliği değil mi? Çarpıldım yemin olsun. Mahvoldum. İçime akan zehirler. Beni mi zehirler? Seni mi zehirler? Dörtlüğü hatırlamışsınız. Tebrik ederim. Evet efendim hiç unutmadım. O dörtlüğü dört kere okuduktan sonra dördüncüde hafiften zehirlenmeye başladım. Orada zehir vücudumu yavaş yavaş sarıyordu. Frankfurt'taki imza günüme neden gelmediniz kuzum? Goethe Enstitüsü'ndekine gelmiştim. Goethe Enstitüsü'ne geldiğimde yanımda bir yedek kitap daha getirdim. Masanın altından çaktırmadan imzalattım onu. Siz fark etmediniz. Ah zehir. Hınzır. Seni hınzır seni. Otur şurada benimle birlikte 1976 Jotopi Noj iç. Işık. Biraz daha ışık. Işık ne gülüyorsun Aydın? Aydın İçer çok İçer misiniz? Kendi uzun zamandır beklettiğim şarabım. 1876 Genovol. Şerefe yapsaydık ayol. Gerard Depardieu'yu bile devirir yemin ederim bu şarap. Çok etkili bir şarap. Altan Hoca da güldü. Evet. Ah zehir. Ah pan zehir yok mu? Ah. Bütün damarlarımda geziniyor o dörtlük. O dörtlüğün dördüncüsü. Kasma kasma şimdi çıkacak alt taraftan bir şeyler. Sor 30. Korkmayın kuzum. Siz bana birazcık daha şiir okuyun. Lavaboya gitmem lazım. Mideniz bulandı demek. Kızdırdınız beni ama. Ben kızarsam... Ne yaparsın? Orasını karıştırma. Yeter ki. Siz benimle daha önce... Öpüştüm evet. Hatırladınız mı? Bir deş doğaçlama önce filandı. Burada. Başka bir yerdi. Pıtı pıtı. Pıtı pıtı seni pıtı pıtı. Remzi'yi hatırladın mı Remzi? Ah soğuk kış gecelerimin unutulmaz şairi Frédéric Lejeune. Uzun zamandır görüşmemiştik. Bu şakalaşma gerçekten hoş oldu. Şırınga. Şırıngayla bana panzehir lütfen. Tatlım. Bakın salyalarım akıyor. Tatlım. İyi misiniz? Utandım ha. Utandırıyorsunuz beni her seferinde. Üstüme vazife değil ama neden eski karınızdan utandığınızı söyler misiniz lütfen? Vilayette çıkmadı adam kalmamış. Niye utanmayayım? Vilayette onun için vilayet bildan diyorlardı yani. Kavram değişti ha zehir ha. O zehir var ya.
Ya Rabbim bana yardımcı ol. Bu adama ne yaptın böyle? Zımpara var mı? Evet. Alfabe turunda şimdi cümbüş geliyor. Hangi harf arkadaşlar? Hangi? Sen söyledin değil mi? Başkası söylesin şimdi. D. Hakkari'nin H'si. H harfiyle başlıyoruz. Peki. Sevdiğiniz bir tatlı. H ile. Hünkar beğendi. Tatlı mı? Höşmerim. Vay be. Höşmerim. Kim başlasın? Dilek mi yoksa Murat mı? Dilek başlıyor. Harfimiz neydi? He. 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 Höşmerim. Höşmerim. Dilek başlıyor. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Höşmerim bakar mısın? Aman hemşerim diyecektim. Hemşerim. Höşmerim var mı? Benim gelin kendisi hamilede canı höşmerim çekmiş. Oysa ki höşmerim nereye ait bir tatlıydı bir bildiğiniz var mı? Östranca. Östranca'nın köylüklerinde yapılır höşmerim. Ben de bunu çok iyi bilirim. İzmirliyiz biz. Gelin canı nereden çektiyse bir tutulmuş. Sen attın diye ben de geldim almaya geldim. Saçma saçma oldu. Neyse versene biraz höşmerim hemşerim. Jilet aldım, tıraş olayım ondan sonra getireceğim. Küstah. Anan yaşındaki bir kadının yanında jiletle. Lütfen hanımefendi, yolda durdurduğunuz bir adama höşmenim tatlısı var mı diyor. Ondan sonra korkarım ki. Küstah demiştim. Lütfen diyerek devam ettiniz. Doğruydu. Doğruydu. Lütfen demiştim. Doğru. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel alaşağı ettiniz. Harikasınız. Ama lütfen höşmenimi bu işe ma, karıştırın. Mafi ben size küstüm. Neden? Oldum olası. Gençleri pek bir küstah bulmuşumdur. Yolda çevirmiş olabilirim sizi. Başka yerde de karşılaşabilirdik. Zaten gideceğimiz yer aynı yer değil mi? Öğlen vakti höşmenim yerseniz akşam vakti... Fata fata diyorsun. Peki tabii doğru söylüyorsun ama ben yemeyeceğim. Sana derdimi anlatamıyorum herhalde. Şuradaki banka geçelim mi sizinle beraber? Rahat mı orası? Sanırım. Şimdi mi? Tam şimdi. Vaktidir. Zaten tam da başımızda ağrımaya başladı. Uzanayım mı banka? Üzerime iyilik sağlık. Gel üstüme uzan. Sen 30. Sen nerelisin? Bu ülkeye mi aitsin? Vakfı Kebir'denim. Yok canım. Daha neler? Daha Rajize'de tanıdıklarım var benim de. Zar atalım mı? Hanımefendi çok saçma bir diyalog gerçekten de. Yani beni alıp nerelere nerelere götürdünüz. Bütün kafam karıştı. Höşmerim höşmerim. Ne yaptınız? Anladım anladım. Bunak muhabbeti diyorsun. Bunak demedim hanımefendi olur mu? Niye bunak diyeyim? Canım kafamı karıştırıyorsun. Saçma sapan konular derken onu kastetmedin mi? Höşmerin yedin mi sen hemşerim? Çok. Çok çok. Teyzeciğim. Sevgili teyzeciğim. Höşmerimi geline mi götüreceksin? Damada değil, geline götüreceğim. Damadım yok. Oğlum benim. Oğluma damat denir mi? Denmez. Evli değiller mi? Fakirler de evlendiremedik. Birlikte yaşıyorlar. Huzurlu musun? Güzel misin? Güzel. Isırap içindeyim ama harf bitti.